İstanbul'da lüks araçların hayalet ekranlarını hedef alan hırsızlar yine iş başındaydı. Esenler'de park halindeki otomobilin camını kıran hırsızlar geride 50 bin liralık hasar bıraktı. İki ay arayla aynı faturayla karşılaşan araç sahibi ise isyandaydı. Sağ arka kapımın şu gördüğünüz camını dışarıdan kırıyorlar. Gördüğünüz gibi paramparça. İçini dağıtmışlar. Camdan içeriye giriyorlar. Lüks otomobilinin hayalet ekranını camdan giren hırsızlara kaptırdı. Ben yaptırmaktan bıktım, onlar çalmaktan bıkmadı diye hayıflandı. Bana şu verdikleri zarar 100 bin TL civarında. Ben yaptırıyorum, hırsızlar geliyor bir ay sonra gene çalıyor. Gene yaptıracağım, gene çalacaklar. Ya bıktık artık yani, gerçekten bıktık yani. Esenler'de oturan Ömer Baycar üst üste iki defa hırsızlık şoku yaşadı. Şu gördüğünüz camı kırarak içeriye girdiler. Hayalet ekran dediğimiz ekranımı çalıp direksiyonumu zarar verdiler. Aradan sadece 2 ay geçti. Hırsızların hedefinde yine Ömer Baycar'ın aracı vardı. Gece vakti geldiler, ellerindeki sert cisimle arka camı kırdılar ve camdan içeri atladılar. Daha birinci olayın şokunu atlatmadan bu sefer ikinci vakayla karşı karşıya geliyorum. Araca giren hırsızlar hemen işe koyuldu. Bu sefer direksiyonuma zarar vermiyorlar. Şuradaki görmüş olduğunuz gösterge paneli 1 dakika içerisinde söküp alıyorlar. Hırsızlar araçta sadece hayalet ekranı çaldı. Ön konsolda başka hiçbir şeye dokunmadı. Geride ise yaklaşık 50 bin liralık masraf bıraktı. Buna ustalar bile hayret ediyor. Olayı çözemedik açıkçası. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Geceleri uyuyamaz olduk. İki hırsızlıkta toplam 100 bin lira zararım var diyen Baycar soluğu bir kez daha karakolda aldı. Yani artık ben bıktım. Bu arabayı binmeyeceğim ve satacağım bu arabayı yani.